kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla kadınlarımızın şiddetten korunması ile ilgili biliyorsunuz kadına karşı işlenen suçları artırmıştık. Kasten öldürme suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirmiştik. Kasten yaralama ve diğer kadına yönelik işlenen suçların cezalarını diğer kişilere işlenenden daha ağır hale getirilmişti önceki yasama döneminde. Bunun daha etkin uygulanması noktasındaki çabalarımızı da inşallah sürdürmenin gayret içerisinde olacağız. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek olan AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yapılması planlanan yargı reformu paketi hakkında konuşan Tunç, paketin ceza adaleti sisteminin sağlamlaştırılmaya yönelik olacağını söyledi. Yargı reformu strateji belgesiyle ilgili hazırlıklarımızda son aşamada Sayın Cumhurbaşkanımız son istişareleri de yaptıktan sonra bir yıllık bir çalışmanın sonucu bu. Bütün taraflar, yargı camiası, vatandaşlarımızdan gelen görüşler doğrultusunda oluşturduğumuz bir yargı reform belgesi. Bunun içerisinde ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da tahkim edecek önemli düzenlemeler olacak. Yapılması planlanan yargı reformu hakkında bilgi veren Tunç, yargı reformu strateji belgesiyle ilgili hazırlıklarımız da son aşamada. Bir yıllık çalışma sonucu bu. Bütün taraftarlarla, yargı camiasıyla vatandaşlardan gelen görüşler sonrasında oluşturduğumuz yargı reform belgesi. Bunun içerisinde ceza adalet sisteminin etkilendiğini daha da tahkim edecek düzenlemeler olacak. Bahsettiğiniz cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, ihal indiriminin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu, yargı reformu strateji belgemizde bir sonuca bağlanacak ifadelerini kullandı. Bahsettiğiniz cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, eleştiriler doğrultusunda iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu, tüm bunlar yargı reformu strateji belgemizde bir sonuca bağlanacak ve bu konuda o hedefler doğrultusunda da yasamayı ilgilendiren hususlar meclisin gündemine gelecek. Şu anda meclisin gündeminde 9. yargı paketi var. 10. yargı paketiyle ilgili hazırlıklarımız var. Ve hem 10. yargı paketinde hem de yargı reform strateji belgesinde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında ifade ettiği toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlardaki o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz arkadaşlar.